Satış sunumu, satış sürecinin kalbi niteliğinde olup son derece önemli bir aşamadır. Kişisel satış elemanı bu aşamada müşteriyi ürünü satın almak üzere ikna etmeye çalışır. Bir satış elemanının müşterisiyle etkili bir sözlü ya da sözsüz iletişim kurması, satış sunumunun başarısı için önemli bir konudur. Satış elemanı bu süreçte kendisinin ve müşterinin aktif olarak yer aldığı çeşitli adımlar yoluyla amacına ulaşmaya çalışır. Satış sunumu, bir ürünün özelliklerinin ve bu özelliklerle bağlantılı yararlarının sözlü, yazılı ve görsel yollarla anlatıldığı bir süreçtir. Bu süreçte etkili iletişim son derece önemli bir role sahip bulunmaktadır. Bu süreç, ürün gösterimi ve tanıtımıyla sınırlı olmayıp çeşitli adımlardan oluşur. Bu bölümde ele alınacak olan temel anahtar kavramlar: satış sunumu, satış sunumu adımları, ürün özellikleri, ürün faydası ve çapraz satış kavramlarıdır. Bu programda konaklama işletmeciliği alanında kişisel satışta sunum ne anlama gelir ve hangi adımlardan oluşur sorularına cevap bulabileceksiniz. Satış sunumuyla müşteri satış elemanı tarafından mal ya da hizmetin ihtiyaçlarını tatmin edeceği konusunda ikna edilmeye çalışılır. Bu nedenle satış elemanı satış sunumuyla müşteride sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve problemlerinizi çözecek ürün budur düşüncesi yaratabilmelidir. Satış elemanının müşteride bu düşünceyi yaratabilmesi için müşterinin duyguları, ihtiyaçları ve problemleri hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Satış elemanı müşteri hakkında gerekli bilgileri topladıktan sonra müşterinin spesifik ihtiyaçlarına uygun bir satış teklifinde bulunarak sunumu yapmalıdır. Bir satış sunumu sözlü ya da yazılı satış teklifleri biçiminde olabilir. Yazılı satış teklifleri genellikle fiyatı yüksek endüstriyel ürünlerin satışında ve resmi kurumlara yapılan satışlarda kullanılır. Konaklama hizmetlerinin satışında da sıklıkla kullanılan sözlü sunumlarsa daha düşük fiyatlı malların ve hizmetlerin satışında kullanılır. Bir satış elemanı satış sunumunda destek için görsel ve yazılı materyalleri kullanır bir satış elemanının müşteriye katalogdan civardaki turistik ve tarihi bölgeleri ve bu bölgelere ilişkin gezi turlarına dair görselleri göstererek turları satmak için ikna etmeye çalışması bu konu için örnek olarak verilebilir satış sunumunda satış elemanının müşterinin sunum içinde yer almasını sağlaması satış elemanı ile müşteri arasında etkili bir iletişimin kurulması açısından son derece önemlidir Örneğin bir otelde düğün yapmak isteyen bir çifte satış elemanı sunum yaparken daha önceki düğünlerden ve çiftlerin taleplerinden örnekler vererek onların düşünce ve yorumlarını alabilir ve onları sunuma dahil edebilir. Mesela geçen yıl bir çift düğünlerinde sahneye çıkarken salona Yasemin kokusu verilmesini istedi ve konuklar tarafından çok beğenildi diyerek diyalog başlatabilir ve çiftin bu ve benzer konulardaki düşüncelerini ve beklentilerini öğrenebilir. Satış sunumu çeşitli adımlardan oluşan ve her bir adımına satış elemanının ve müşterinin aktif olarak katıldığı bir değişim sürecidir. Konaklama işletmelerinde satış sunumunun adımları şöyle sıralanabilir. Müşteriye yaklaşma ve müşterinin ihtiyaçlarını belirleme, satış teklifini hazırlama ve sunma, odaları ve diğer tesisleri gösterme ve çapraz satışlar önerme. Profesyonel bir satış elemanı müşteriye yaklaştıktan sonra problem çözme yaklaşımı yoluyla müşteriye inceleme türü sorular sorarak onu aktif bir şekilde dinleyerek müşterinin ihtiyaçları, duyguları, problemleri ve maddi durumu ile ilgili bilgi toplar. Örneğin iş adamlarının ve dinlenmek için gelen müşterilerin balayı çiftlerinin yaştığı ya da özürlü müşterilerin ihtiyaçları farklıdır. profesyonel bir satış elemanı, müşterilerinin bireysel ihtiyaçlarına ve iletişim tarzına göre satış sunumunu kişiselleştirir. Bu aşamada önemli olan müşteriye ihtiyaçlarına göre doğru ürünün sunulmasıdır. Satış elemanı müşterinin ihtiyaçlara uygun olduğunu düşündüğü bir ürünü sunarken genellikle ürünün müşteriye sağlayacağı faydalar üzerinde odaklanır. Bir ürünün müşteriye sağlayacağı faydalar anlatılırken de önce ürünün özellikleri üzerinde durulur. Daha sonra bu özellikler müşterinin faydasına dönüştürülür. Ürün özellikleri müşteriye fayda sağlayan soyut ya da somut ürün nitelikleridir. Bir ürün özelliği hissedebilen, görülebilen ya da ölçülebilen bir şeydir. Bir ürünün özelliği bu nedir sorusuna verilen yanıttır. Ürünün faydası müşterinin bir ürünü satın aldığında tatmin edilen bir ihtiyacıdır. Ürünün faydası bu ürüne sahip olmaktan ya da onu kullanmaktan nasıl bir yarar elde edeceğim sorusunun yanıtıdır. Satış elemanı ürünün faydasını müşteriye anlatırken ürünü satın almakla müşterinin elde edeceği tatminkar sonuçlar üzerinde durmalıdır. Müşterinin kendisinin bu sonuçların farkına varmasını beklemek doğru bir davranış değildir. Konaklama hizmetlerinin satışında satış personelinin genellikle müşterinin ihtiyaçlarına uygun olan en yüksek fiyatlı odanın özelliklerini ve faydalarını müşteriye sunması sık sık karşılaşılan bir durumdur. Upselling olarak adlandırılan bu yaklaşım, işletmedeki en yüksek fiyatlı mal ya da hizmetin satılması çabalarını gösterir. Müşteri ürünü görerek satış elemanının üzerinde durduğu özellikleri ve faydaları daha net bir biçimde kafasında canlandırabilecektir. Bu nedenle konaklama işletmelerinde müşteriyi satın almaya ikna etmede odaların gösterilmesi önemlidir. Bu aşamada müşteri isterse restoran, bar, spor salonu, havuz, çocuk oyun alanı gibi tesisler de müşteriye gösterilmelidir. Müşteriye odayı ve diğer tesisleri ön büro personeli, Ön büronun sıkışık olduğu zamanlarda ise taşıyıcı yani bel boy gösterebilir. Konaklama hizmetlerinin satışında üzerinde durulması gereken bir diğer konu da, müşteriye oda satışının dışında otelin sunduğu başka hizmetlerin de satılmaya çalışılmasıdır. Çapraz satış olarak adlandırılan bu yaklaşımda, müşteriye birbiriyle ilintili ürün, ve hizmetler satılmaya çalışılır. Örneğin ön büro personeli otele gelen ve konaklamak isteyen müşteriye "Efendim otelimizde bir kayak hocası bulunmaktadır. Kayak dersi almak isterseniz size de yardımcı olacaktır." diyerek kış tatili yapmak üzere otele gelen müşterinin başka bir tesiste kayak hocası araması yerine kendi otellerinden bu hizmeti satın almasını sağlayabilir. Etkili bir satış sunumu yapmak isteyen bir satış elemanının yararlanabileceği çeşitli sunum teknikleri bulunmaktadır. Satış elemanı sunum sırasında bu tekniklerden birini ya da birkaçını bir arada kullanabilir. Satış elemanının satış sunumunda kullanabileceği teknikler: Uyarıcı tepki tekniği, ayda tekniği, ihtiyaç belirleme tekniği, problem çözme tekniği ve derinlemesine satış tekniği şeklinde sıralanabilir. Tek bir müşteriye sunum yapan satış elemanıyla bir satın alma komitesinin üyelerine ya da bir gruba satış sunumu yapan satış elemanının durumu farklıdır. Bir gruba sunum yapan bir satış elemanı hem grup üyelerinin hem de grup içindeki her bir üyenin satın alma kriterlerini karşılayacak bir sunum yapabilmelidir. Örneğin toplantı organizasyonu yapan bir kuruma satış sunumu yapan bir satış elemanı, toplantı salonlarının donanımı konusunda çok titiz davranan bir grup üyesi ve organizasyonun toplam maliyetiyle daha fazla ilgilenen bir üyeyle karşılaşabilir. Satış elemanı her iki grup üyesinin ilgilendikleri konularda tatmin edici bir sunum yapabilmelidir. Bunun yanı sıra toplantı organizasyonu yapan kurumlar kendi içinde çok çeşitlilik gösterir. Uluslararası ulusal ya da yerel organizasyon yapan kurumların ihtiyaçlarını karşılamak, satış elemanının her düzeyde kuruma satış sunumu yapacak, bilgi ve yeteneklere sahip olmasını gerektirir. Konaklama işletmecilerinde satış sunumu en önemli aşamalardan biri olup bir ürünün özelliklerinin ve bu özelliklerle bağlantılı yararların sözlü, yazılı ve görsel yollarla müşteriye anlatıldığı süreci ifade eder. Satış sunumunun amacı müşterinin ürün ya da hizmeti satın alması konusunda ikna edilmesidir. Müşterinin ikna edilmesinde satılmak istenen ürünün Müşterinin ihtiyacını karşılayacak doğru ürün olduğunun müşteriye inandırılması önem taşır. Satış sunumu, satış elemanı ve müşterinin aktif olarak katıldığı ve çeşitli aşamalardan oluşan bir süreçtir. Sürecin aşamaları, müşteriye yaklaşma ve müşterinin ihtiyaçlarını belirleme, satış teklifini hazırlama ve sunma, odaları ve diğer tesisleri gösterme ve çapraz satışlar önerme olarak sıralanır konaklama hizmetlerinde grup satışı yapılan pazarlar, kurum pazarı ve şirket pazarı şeklindedir. Kurum pazarı, çeşitli kurumların düzenlediği, ulusal ve uluslararası kongrelerden sergilere, yönetici toplantılarından seminerlere ve çalıştaylara uzanan kapsamı oldukça geniş bir pazar bölümüdür. Bu programda kişisel satışta sunumun ne ifade ettiği ve hangi aşamalardan oluştuğu, etkili bir sunumun nasıl olması gerektiği sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye satış teknikleri ders kitabının 5. ünitesinden ulaşabilirsiniz.